bir kişi olarak Hatice Hanım'ın en büyük sorunlarından birine çare bulmak için yola çıkıyoruz. Dişlerinden memnun olmayan konuğumuz hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğine doğru gidiyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Çağdaş Bey. Ben Hatice. Nasılsınız Hatice Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyayım istiyorum. Emel Hanım bahsettiği çocuklarınız varmış galiba. Evet. Kaç yaşında çocuklarınız? Büyük oğlum 12 yaşında, küçük evet. Oğlum da 3 yaşında. Maşallah, maşallah. Evet. Nasıl ağız bakımları, bakıyor musunuz dişlerine? Ben işte büyük oğlum dişlerini pek fırçalamak istemiyor. Ona bir türlü o alışkanlığı kazandıramıyorum. Evet. Oğlum dişlerini fırçala sabah akşam dediğim zaman da evet. Anne daha dün fırçalamıştım, önce gün fırçalamamıştım evet. Gibi şeyler söylüyor. Küçük oğlunuz ne durumda? Küçük oğlum da fırça elinde, ben de fırçalayacağım ama macun acı geliyor diye macun pek sürmüyor. Aslında çocuklar için macunlar var, onu kullanabilirsiniz. Çocuklar aldım, için özel macunlar var. Aldım, üstünde değişik resimli olanları evet. Aldım, heveslensin fırçalasın diye, acı geliyor diyor, tadı güzel değil diyor. Sizce büyük oğlunuzla küçük oğlunuz arasında sizin davranış farkınız oldu mu? Belki küçükle beraber fırçalıyordunuzda büyükle fırçalamadınız mı acaba zamanında? Neden acaba? Yok, küçükken büyük olduğunda küçüğün arasında 9 yaş var zaten. Evet. 19 yaşına yok yani acaba mi? Bilmiyorum, bazen siz de büyük olduğunuzla beraber fırçalıyor musunuz, bakıyor musunuz? Bunlar önemli konular aslında. Dikkat ediyorum, hani onlar da öğrensinler, evet. Görsünler diye beraber yapmaya çalışıyorum ama biliyorsunuz işte çocukların diş bakımı çok önemli. Evet. Genelde süt dişleri var diye insanlar süt dişlerine yeterince bakım göstermiyorlar çünkü 3 yaşında mesela çocuğunuz, diyorlar ki bu dişler ileride değişecek. Ancak bilin ki süt dişleri daimi dişlere sürme rehberliği yapıyor. Doğru. O yüzden süt dişindeki çürükler, süt dişinin erken kaybı daimi dişleri de etkiliyor. Ve daimi dişlerde çürüklere, iltihaplara veya çapraşıklıklara, kötü oluşumlara, ters çıkmalara sebebiyet veriyor. Evet. Diğer oğlum 12 yaşında dedi hanımefendi. 12 yaşında tel takıp takmayacağı dönem belli olur. Biliyorsunuz. Ortodonti diye bir deyim var ve bunu ortodonti uzmanları yapıyor günümüzde. Diş hekiminde farklı uzmanlık dalları var. Ortodonti dişe tel takan diş hekimlerine deniyor. İsterseniz gelin ortodonti konusuna biraz değinelim. Hem sizin zaten oğlunuz güzeldir diye düşünüyorum dişler ama dişleri daha düzgün olmayan bireyler için bunu araştıralım. Sizin dişleriniz de gördüğüm kadarıyla güzel. O yüzden bugün genel konulardan konuşup sizin yaptığınız bir hata... Bakalım gülümseyin, hanımefendinin gayet güzel dişleri var. Ama dikkatimi çeken bir konu var. Şu iki dişin arasında çentik var, kırık var. Nasıl kırdınız onu? Çekirdek yiyerek. Çekirdek yiyerek, belli. Çok çekirdek yiyerek. Halkımızda çok görülen bir durumu. Evet. Çok çekirdek yiyen bireylerde dişin arasında çekirdek izi kalıyor. Evet. Çekirdek... Çok yiyordum, şimdi yemiyorum. Rahat oturuyordur oraya, tam oturma yeri evet. Belli. Rahat kırabilir ama ben bugün o çekirdek yerini ortadan kaldıracağım. Tamam. Niyetim o. Tamam. Ve dişlerinizi daha beyaz hale getireceğim. Onun haricinde çok güzel dişleriniz var. Hiçbir şey yapmayacağız. Yani. Çekirdek yeri gidecek, bu çentik daha beyaz hale gelecek. Tamam, teşekkür ediyorum. Ortodontik tedaviden bahsediyorduk. Gelin isterseniz arkamda en video oynarken konuşayım. Ortodonti Yunanca'dan geliyor aslında. Orto düzgün demek, donti de diş demek. Yani düzgün diş anlamına geliyor. Çeşitli teller takarak veya tellerin aslında günümüzde çok farklı halleri var. Dişin ön yüzüne takılabiliyor. Ön yüzüne şeffaf tel takılabiliyor. Dişin arka yüzüne hiç görünmeyen teller takılabiliyor veya özel plaklar var. Plaklarla da dişler düzelebiliyor. Ortodonti uzmanınız karar veriyor hangisinin sizin için daha uygun olduğunu. Büyüme gelişim çok önemli. Yani çocuğun büyüme gelişimi sırasında sürekli diş hekimine kontrole gitmesi lazım. Bu aslında 3 yaşında çocuğu da götürebilirsiniz. Çünkü 3 yaşındaki çocuğu götürdüğünüz zaman hiçbir işlem yapılmadan koltuktan kaldırılmalı eğer ihtiyacı yoksa. Böyle olduğu zaman diş hekimi korkusu olmuyor. Diş hekimine gelip biraz oyun oynayayım, belki bir hediye verip diş hekimi tarafından koltuktan kalkarsa böyle tedaviler sonucunda çocuk diş hekiminden veya doktordan korkmaz hale gelir. Evet. Ama bazı çocuklar var ki beyaz önlüğü görür görmez kaçıyor. Evet. O iki nedenden dolayı oluyor. Birincisi tabii ki hekimler sürekli iğne yaptığı için korkuyor çocuk. İkincisi de hastayı, çocuğu, ailesi korkutuyor. Doktor gelecek, cız yapacak, yemeğini ye. İşte doktor gelecek, şunu yapacak, ağlama gibi. O zaman çocukta fobi oluşuyor. O yüzden ailenin de çok bilinçli olması lazım çocuğu korkutmamak yerinde. Ve ne diyorum? Çocuğu erken yaştan itibaren getirmek lazım. İlk başta böyle görüyorsunuz karmaşık dişlenme döneminde sürekli çocukların üretkenleri çekilerek bakılarak tel takılabilir. Önemli bir söz var. Ağaç yaşken eğilir. Yani 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında yapılan tel tedavileri çok başarılı oluyor. Ve uzun dönemli oluyor.
İlerleyen yaşlarda da aslında ortodontik tedavi yapmak mümkün. Günümüzde erişkin ortodontisi diye bir şey var. Yani yaşı insanı 40 yaşında olsun, 50 yaşında olsun veya daha ileride olsun yine tel takabiliyor. Son senelerde çok ilerlemiş bir yöntem. Dişlerin çapraşıklığının yapılmasında ondan diş takmanın, telli takmanın yarışılığı yok. İsterseniz buyurun sizin tedavilerinize başlayalım. Tamam, teşekkürler. Öncelikle Hatice Hanım'da diş taşı temizliğiyle başlayalım. Bir miktar diş taşı var. Onları temiz hale getirelim. Dişlerin lekeleri temizlendi. Şimdi amacımız dişleri daha beyaz hale getirmek. Biliyorsunuz Hatice Hanım dişlerinden memnun. Gayet güzel görünüyor dişleri. Duruşu çok güzel. Tek problemimiz ne? Dişlerimiz biraz sarı. Bir de çekirdek yuvasının yeri. Önce beyazlatalım dişi, ondan sonra çekirdek yuvasının yerini de tamir edelim ve bugünkü işlemimiz tamamlanmış olsun. 45 dakikalık bekleme süresinin ardından diş beyazlatma tedavisi sona eriyor. Ve Hatice Hanım'ın kırık dişlerini düzeltmek için yeni bir işlem uygulanıyor. Sıra geldi dişlerde kırıkları düzeltmek için bonding işlemine. Şimdi bonding işlemine başlayalım. Bonding de dişin arasındaki ufak tefek aralıklar kapatılabilir. Ufak tefek kırıklar tamir edilebilir. Eğer dişteki aralıklar çok büyükse veya dişte radikal değişimler yapmak gerekiyorsa böyle dişlere porselen lamineler yapmak daha doğru olacaktır. Kendisini Çağdaş Bey'in güvenli ellerine teslim eden konuğumuz zorlu tedavi sürecine doğrusu gayet iyi uyum sağladı. Bonding yapıştırıcısını uyguluyorum. Hamur kıvamında malzemeyi dişe uyguluyorum. Bu malzemeler ışınla sertleşiyor. Hamur kıvamındaki malzeme ışığı görünce sertleşmiş oluyor. Uygulama aşağı yukarı insanı 5 sene götürüyor. 5 sene sonucunda bondingi değiştirmek gerekebilir. Farkındaysanız kırık olan çekirdek izi gitmiş oldu. Kırık olan iz tamamıyla yok olmuş oldu. Bu şekilde. Ve renk geçişleri de belli olmuyor. Çok net bir geçiş oldu. Hatice Hanım'la çalışmalarımız tamamlandı. Diş taşlarını temizledik, dişleri beyazlattık. Ve senelerdir var olan kırık lekesini giderdik. İyi misiniz? İyiyim. Merak ediyor musunuz nasıl olduğunuzu? Çok merak ediyorum. Ay çok güzel olmuş. Zaten Hatice Hanım güzel dişleri vardı. Kırık düzelttik, daha beyaz yaptık, daha güzel hale geldi. Evet. Güle güle kullanın. Çok teşekkür ve ediyorum. Ve lütfen iki oğlunuzun dişlerini güzel koruyun. Tamam. Çocuklarımızın dişini iyi koruyalım ki ileride sorunlar çıkmasın. Sorun ortaya çıkmadan çözelim her zaman. Evet.